Döndü az. Yani formda olduğumuz, gerçi mağlubiyetle kapattık ama formda olduğumuz bir dönemde bir ara geldi. Dünya Kupası böyle bir tarihte oynandı. Biz memnun muyuz? Memnunuz. Oyunumuzu pekiştirme anlamında, fiziksel anlamda eksiklerimizi kapatma anlamında hem de sakat oyuncularımızın geri dönmesi anlamında bizim için verimli geçiyor. Zaten sezon başından beri sağ olsun oyuncularım bize gerekli her türlü olumlu anlamda reaksiyonu veriyorlar. Kampta da çok iyi çalışıyoruz, çok neşeli, sağlıklı bir ortam var. Her şeyden önce bizim için önemli olan sağlıklı ortam. Sahalar çok iyi, kaldığımız otel, şartlar çok iyi. Mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Aramızda sadece Ali Karim ile Macit Hüseyin yok. Ali iki gün sonra geliyor. Macit de kamp bittikten sonra Kayseri'de çalışmaya başlayacak. Onlar Dünya Kupası'na katılarak zaten bunu hak ettiler. Oyuncular, değil mi, gel beraber konuşalım. oyuncular, Macit de zaten Ali Dünya Kupası'na giderek orada olmayı ve biraz tatili hak ettiler. Onları bekliyoruz sadece. Onun dışında hazırlık maçlarımız var. İki gün sonra Giresunspor'la, 13'ünde de Litvanya takımıyla oynayacağız. Sonra da kupa maçını oynayacağız. Ligi hazırlanacağız. Bütün oyuncularımızı efektif anlamda kullanmaya çalışıyoruz. Rotasyonun içine dahil etmeye çalışıyoruz. Bir iki tane de genç oyuncuyu oynatmaya başladık zaten. Arif aslında oynadığı iki maçı da kazandık. Stoper olarak bize önemli katkılar verdi ama Ümit Mil takımda sakatlanmıştı. Şimdi o da aramıza geri dönüyor. Genç oyuncuları da aramıza katmaya çalışıyoruz. Bizim güvendiğimiz sezon başında güvendiğimiz iki tane unsur vardı. Bir elimizdeki oyuncu kadrosu. Tabii ki bazı bölgesel eksiklerimiz var. Stoper'de alternatifimiz yoktu. Sol bekte alternatifimiz yoktu. İkincisi de ve en önemlisi oyuna inancımız, oyun gücüne inancımız. Biz hiçbir zaman oyunu oyuncu üzerinden okumadık. Oyun üzerinden okuduk. İyi bir düzenimiz var. Oyuncuya uygun bir oyun sistemimiz var. Bunun üzerinden devam ediyoruz. Çeşitliliklerimiz var sahanın içinde. Çok farklı formasyonlar deniyoruz. Oyuncularımızın keyif aldığını düşünüyoruz. Çünkü bize tamamen inanıyorlar ve teslim olmuş durumdalar. Biz de onlardan çok memnunuz. Karşılıklı bir sinerji var ve bunun karşılığında işte Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular, A milli takıma katılan Onur var şimdi orada. Son maçta o da oynadı, iyi bir performans gösterdi. Daha arkasının geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bizim sırtımızı, ekip olarak sırtımızı dayadığımız tek unsur oyun ve oyunun gücü. Ve ayrıyeten de çok çalışma. Biz çok çalışmaya, çok tekrara inanıyoruz. Oyuncularımızı interaktif bir şekilde istediğimiz oyunun içine dahil etmeye çalışıyoruz. Onlar da şu an bizim konuştuğumuz dilden konuşuyorlar ve gayet güzel analizler geçiyor. Oyuncularımız tamamen oyunun içine dahil olmuş durumdalar. Sahanın içinde sistem, taktik veya formasyon konuşuyorlar. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Şu an tamamen 30 kişilik oyuncu grubu ve teknik ekibi olarak futbol konuşuyoruz. Futbolun dilini konuşuyoruz. O yüzden güzel ve huzurlu bir ortam var. Hocam. Evet. Oyuncularımızla ilk buluştuğumuzda söylediğimiz şey onların market değerlerini arttırmaktı. Biz onlara uygun bir oyun formatı düzenleyeceğiz. Onlar da bu oyunun içinde kendilerini hem geliştirecekler hem de market değerleri artacak diye planlamıştık. Bunları görmek güzel. Oyuncularımıza teklif gelmesi gayet güzel. Ama benim daha önce de bir söylemim vardı. Benim çalıştığım kulübün hiçbir zaman, özellikle Kayseri Spor olarak şu anki yönetimimizle de aynı şeyi düşünüyoruz. Biz büyük takıma oyuncu yetiştirmekten ziyade satan, üreten bir kulüp olmak zorundayız. Her oyuncumuz tabii ki gidebilir zamanı geldiğinde. Hiçbir oyuncumuzun önünü kesmeyiz ama bunun giderken de bir bedeli olması gerekiyor. Bu bir ticaret gibi artık, endüstri, futbol endüstrisi. Kulüplerin yaşayabilmesi için oyuncu gelirlerinin artması gerekiyor. Bunu da yakalayabilirsek özellikle yaz transfer döneminden sonra ne mutlu bize. Yani şu an öyle bir şey yok. Zaten öyle bir teklif de yok. O yüzden çok sıcak baktığımızı söyleyemeyiz. Vallahi benim duygusal favorim Portekiz, Ronaldo'dan dolayı, ama zor ama bence İngiltere'de kazanabilir. Evet.
Şu döndü az önce. Bakmadım.